Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere 40 günde ev sirkesi nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Bu işlemi yapabilmek için elimizde organik ve doğal yöntemlerle üretilmiş üzüm olması gerekiyor arkadaşlar. Biz de bu şekilde üzüm üretimi yaptığımız için 40 günde ev sirkesi olgunlaştırmayı başaracağız inşallah. Şimdi dama çıkarak olgunlaşan üzümlerimizden toplayalım ve sirke yapma aşamasını başlatalım. Evet arkadaşlar, damdaki haymamıza geldik. Üzümlerimizi kontrol ediyoruz. Tam bir kara üzüm değil. Tam olgunlaştığında şu şekilde morumsu bir yapıya bürünüyor. Tamamen kararmıyor. Yedi veren üzüm olduğu için üzerinde hala ikinci ve üçüncü meyveleri var. Hatta şurada dördüncü meyvesi de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem taneleri küçük hem de henüz daha tatlanmadılar. Adı yedi veren üzüm ama yedi kere vermiyor. 3-4 kere veriyor. Bu 3-4 üründe de en az 3 tanesini tatlandırıyor. Şu şekilde üzümlerimizi tek tek topluyoruz ve bu üzümleri sirkeye dönüştürmek için gerekli işlemlere geçiyoruz. Evet arkadaşlar, üzümlerimizi topladık. Gördüğünüz gibi bazı noktalarda çürümeler var. Bazı noktalarda çürüme yok ama bunlar da arıların nasibiymiş. Arılar yemiş ve içini boşaltmış. Bu arıların zarar verdiği ve çürümüş olanları ayıklayacağız, temizleyeceğiz. Güzelce yıkayıp kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra sıkarak, ezerek, fosalı bir şekilde sirke yapım aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, üzümlerimizi temizledik. Şu şekilde tane tane ayırdık. Buradaki taneleri ezerek, suyunu sıkarak, suyuyla ve posasıyla birlikte sirke yapım aşamasına geçireceğim arkadaşlar. Tabii ki öncelikle bir yıkayacağız, temizleyeceğiz ve bir müddette üzerindeki suyun uzaklaşmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra sıkma işlemine geçeceğiz ve sirke yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üzümlerimizi topladık, temizledik, tane tane ayırdık. Bizim üzümlerimizin özelliği şu arkadaşlar, kesinlikle hiçbir şekilde ne topraktan ne yapraktan kimyasal uygulama yapmıyoruz. Tamamen %100 organik yöntemlerle bakımını yapıyoruz. Ve bu bakımdan sonra da bu üzümlerimizi taze taze tüketiyoruz, pekmez yapıyoruz, kurutuyoruz ve sirke yapıyoruz. Şimdi sirke için ayırdığımız bu üzümleri tek tek tane tane ayırdık, ayıkladık, çürüklerini uzaklaştırdık, yıkadık, temizledik ve şimdi ezme aşamasına geçiyoruz. Ezme aşaması çok önemli arkadaşlar. Sirke oluşum sürecinde bu meyveler büyük büyük parçalar halinde olursa bu süreci hem uzatır hem de zorlaştırır. Bu sebeple hangi meyvenin sirkesi yapılırsa yapılsın, o meyvenin küçük parçalara ayrılması ya da ezilmesi olumlu sonuç verir arkadaşlar. Ben bu sebeple şöyle bir ezme aparatı kullanacağım ve yıkanıp temizlenen bu üzüm tanelerini kaba dolduruyorum. Azar azar çalışırsanız ezmedeki başarınız, oranınız artar arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek güzelce suyunu çıkartıncaya kadar eziyorum. Evet arkadaşlar, ezme işlemlerimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Ben zaten ezme işleminin büyük bir kısmını halletmiştim. Şu şekilde ezdiğimiz bütün üzüm parçalarını cam bir kavanoz içerisine dolduruyoruz. Ve bu işlemi cam kavanozun bu hizasına gelinceye kadar devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün üzüm tanelerinin sıkılması, ezilmesi işlemi tamamlandı. Şimdi bu doldurduğumuz kavanozu iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar, bu yıl geçen yıldan kalma sirke anası kullanacağım için sirkeleşme işi hem daha kolay olacak, hem garantiye yakın olacak, hem de kısa zamanda gerçekleşecek. Geçen sene hiç maya ve ana kullanmadan yaptığım için süreç 6 aydan fazla sürmüştü. Bu yıl ana kullanacağım için bu süreç biraz daha kısa ve biraz daha garanti olacak. Şu şekilde anamızı alıyoruz. Görüyorsunuz.
Bu sirke anasını da ben üretmiştim arkadaşlar. Şimdi bu sirke anasından parça parça koparıyorum. Ve bu hazırladığım sıkılmış üzüm suyu ve tortusu üzerine bırakıyorum arkadaşlar. Parça parça ayırıyoruz ki her noktaya çok sayıda sirke bakterisi ulaşabilsin. Çünkü bu sirke anası içerisinde bol miktarda sirke bakterisi mevcut. Bu anayı bu şekilde parça parça buraya doldurdum. Ve klasik sirke yapma yöntemlerinden farklı olarak bulgur, nohut gibi, maya gibi hiçbir şey kullanmayacağız arkadaşlar. Bu sirke analarının dibe çökmesini sağlayacağız. Dibe çökmesini sağlarsak o bakteri popülasyonu üst kısımda kalmaz. Tamamen her yere dağılır. Bu sebeple her gün karıştıracağız arkadaşlar. İmkanınız varsa bu karıştırma işini günde 3 defa yapabilirsiniz. 20 gün boyunca bu tortu yukarı doğru yönlenecek ama yaklaşık 15-20 günden sonra tortu yavaş yavaş çökmeye başlayacak. Tortunun dibe çökmesini görmeye başladığınız zaman karıştırma işlemine artık gerek kalmamıştır arkadaşlar. Karıştırırken de kesinlikle bir tahta çubuk kullanın. Bu ilk 20 günde bakteriler bu üzüm suyundaki şekeri kullanacaklar ve alkol oluşumu sağlanacak. Alkol oluşumu sağlandıktan sonra ikinci 20 günde bu alkol asetik asite parçalanacak. Yani sirke asitine parçalanacak ve sirke oluşumu 40. günde tamamlanmış olacak. Bu hazırladığımız kavanozun ağzını bir tülbent beziyle kapatıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle sıkı sıkı kapatmak sirke oluşumunu sağlamaz. Şu şekilde iki kat tülbent beziyle kapatıyorum ve bir lastik yardımıyla da bu bezin oradan çıkmasını engelliyorum. Lastiği de şu şekilde tutturuyoruz arkadaşlar. Ve direkt güneş ışığı almayan loş bir ortamda ama havadar bir ortamda 20 gün bekletiyoruz. 20. günden sonra tortuların dibe çökmesi gerçekleşecek ve ikinci 20 gün bekleme aşaması olacak. Onda da yine arkadaşlar tülbent bezi sayısını 3'e 4'e çıkartabiliriz. Biraz daha kalın bir tabakayla kapatacağız ve karıştırmadan 20 gün daha bekleteceğiz. Ve sirke anası kullandığımız için sirkemiz 40. günden sonra hemen hemen olgunlaşmaya başlayacak ve kullanıma hazır hale gelecek. 40 günde sirke nasıl yapılır onu anlatmaya çalıştım. Geleneksel yöntemle sirke yapıldığı zaman sirke anası olmadığı için ilk önce sirke anasının oluşturulması gerekir. O da ilk sirke kurulumudur ve 5-6 aylık bir süreçtir. Ama bu sirke anasıyla kurulan bir süreç olduğu için 40 günde oluşumunu tamamlayacak ve kullanıma hazır hale gelecek. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.